Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir bebek yeleği yakadan başlayacağız. Tabii ki ben bebek yeleği ölçülerini vereceğim size ama siz aynısını çocuklarda, büyüklerde de uygulayabilirsiniz. Artan iplerim var, böyle Mercedes'e rengarenk hem artan iplerimi değerlendireceğim hem de güzel bir yelek yapacağız beraber. Bu Mercedes'e iplerini örmesi de kolay. Duruşu da çok güzel, parlak duruyor. Ben bunlarla örmeyi çok seviyorum. Öreceğim bu sefer arkadaşlar. İlk önce mor rengimle başlayayım. Şöyle çok sıkı olmayan zincirler çekelim. Sizin öreceğiniz yaşa göre ölçebilirsiniz.72 tane zincir çektim. 2 zincirden sonra tığı üste alıyorum. Burada yarım trabzan yapacağım. Hepsini şöyle bir alacağım. Bir. Hepsine bir tane, 72 tane zincirim var. 72 tane tığ üstü alıyoruz her seferinde. Yarım trabzan yapacağım. Bu şekilde. Yetmiş iki tane trabzan yaptım. Yarım trabzan yaptık tığ üstü alarak. Şimdi bunu rengarenk yapacağım demiştim. O yüzden bu kenarlarda ben hep ipleri keseceğim arkadaşlar. Diğer taraftan başlayacağım. Şimdi ipi kestim. Şu trabzanları burası hep ön olsun istiyorum. O yüzden başlangıçlarım ipi kesip hep buradan yapacağım. Şimdi pembe ipime geçeyim. Şimdi pembe ipime geçiyorum. Şurada bir, üç tane zincir çektim. Hemen şu yanına, bunu da bir trabzan sayıyoruz. Hemen yanına ben trabzanları arkadaşlar 3 kere de çıkıyorum elim sıkı diye. Siz isterseniz 2 kere de bitirebilirsiniz. Şimdi burada arttırma yapacağız. Her trabzana bir tane batıyoruz. Her trabzandan bir trabzan yapıyoruz. Burada 2, şu zinciri saymıyorum, o da bir trabzan ama onu saymıyorum. 2 trabzan yaptım. Üçüncü de bir ve aynı yere bir daha batıyorum. 2. Arttırmalarımızı bu şekilde yapacağız. Bir trabzandan 2 tane. Yuvarlak yaka olacak. İki tane, bu üçüncü, bir aynı yere bir kere daha. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sona geldim. Bakın, iki trabzan, bir trabzanı ikili yaptım. Şimdi burada yine ipimi kesiyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Bunları ben sonra dönüşte şöyle içe alıyorum. Bakın bunu sakladım. Trabzanın içinde kalıyor ipliğim. Örerken içte bırakıyorum. Şimdi tekrar kenara geliyorum. İp değiştiriyorum. Ara iplerim hep bu mor olacak. O yüzden yarım trabzan yine burada
Yine bu rengimi takalım. Rengimi taktım. Şurada bir tane. Üstü üstü alıyorum. Ve hemen şu yanına bir tane yarım trabzan yapıyorum. İlk sırada yaptığım gibi de yarım trabzan yapacağım. Biraz şöyle ipliğimi, ilmeklerimi bol alıyorum. Bu şekilde. Sona geldim. Şu ipliğimi şöyle şurada bırakıyorum. Şöyle örerken içine alıyorum. Şöyle sonuna da batıyorum ve bitiriyorum. Üçüncü sıramı da bitirdim arkadaşlar. Şimdi tekrar başka renk takacağım. Yeşil taktım. 2, 3. Şuraya değil, şu yana arkadaşlar. Şimdi arttırım. Bunu da şöyle içe alıyorum. Şöyle içte kalıyor. Şu şekilde. Bundan öncekinde iki tane de bir arttırmıştım. Şimdi daha sıkla, daha seyrek arttıracağım. 3 4. 4 taneden sonra 2 tane arttıracağım. 1 2 4 trabzandan sonra bir trabzana 2 kere 2 tane trabzan yapacağım. Yine sona geldim. İpliği biraz büyük bırakmıştım içten. Şöyle kesiyorum. Sona geldim. Bakın ipliği içten yine yürüttüm. Sondan bir tane sonlara bir tane trabzan yaptım. Ve bu sıramız da bitti arkadaşlar. Yine başa geldim. Mor rengimi takıyorum. İki tane örüyorum ve yarım trabzanlarıma devam ediyorum. Ben renk değişikliğini yaptım tekrar. Şimdi bu sırada ilk sıramızda 2 tane trabzan örüyorduk. Üçüncüye 2 trabzan, bir trabzan, 2 trabzan yapıyorduk. Burada 4 trabzan örüyorduk. 4 trabzandan sonra bir trabzana 2 tane yapıyorduk. Şimdi burada 6 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 taneden sonra bir trabzana 2 tane trabzan yapıp arttırmalarımı bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Tekrar göstereyim. 1 2 4 Biraz daha kalın tığ kullanırsanız, benim tığım biraz ince. 6 tane trabzan yaptım. Şimdi bir trabzana 1 ve 2 tane yapıyorum.
Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar mora geçeceğim. Tekrar mor rengini yapacağım. Kenarların daha güzel durması için şurada biraz 4 tane çektim ben bu sefer zincir. 4 zincir çektim ve bir tane yarım trabzan. Şimdi yarım trabzanlarıma geçtim. Burada. Şöyle. Bu kenarlarını oyalayacağız daha sonra. Ben yaka yapacağım için burada kenar yapacağım ama siz yelek yapacaksanız bunu yapacağınız tabii ki aya yaşa göre bir iki sıra daha örüp ondan sonra kol ayrımlarını yapıp alt tarafını aynı şekilde böyle renkli renkli de yapabilirsiniz. Tabii tek renge geçip değişik bir model de kullanabilirsiniz. Şimdi sizinle beraber biz kenar oyalarını yapalım. Kenar oyalarını pembeyle yapayım. Pembeyle yapmak istiyorum. Şimdi burada zincir çekelim. Kurdale yeri için, bağlama yeri için zincir çekeceğiz. Altmış tane zincir çektim. Şimdi şurayla birleştiriyorum. Tam başlangıç yeriyle. Bunu buraya sabitledikten sonra sık iğnelerimizi şöyle şunu biraz bol bırakıyorum. Şöyle tığımı çeviriyorum. Ve şuraya batıyorum. Bir kere daha gösteriyorum. Bakın. Şöyle biraz uzatıyorum. Şöyle çeviriyorum. Aynı yere batıyorum. Bir ilerisinden çıkartıyorum. Kenar oyasını bu şekilde yaptım. Kenarı bu şekilde. Siz sadece sık iğne de yapabilirsiniz. O size isteğinize bağlı. Şimdi burada bir, iki, üç, dört ve beş. Beş tane yaptık. Trabzan yaptım. Birinciyi değil, şöyle şuraya battım. Şimdi bir tane atlayacağım. Buraya değil, buraya tekrar. Beş tane trabzan.
Bir tane atladım. Tekrar bir tane atlıyorum. Beş tane trabzan. Ben kenar oyasını bu şekilde yaptım. Buraya değil, bir sonrakine aynı şekilde bir trabzan atlaya atlaya boyamızı yapıyoruz. Bitirdim. Kenarlarını da geçtim. Şurayı yapmıyorum. Zaten orası gayet güzel duruyor. Yarım trabzan, tam trabzan arttırarak geldim ve çok güzel bir yaka, roba oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.